Sefacığım, o zaman malzemelerimizi alalım. Ya ben biliyor musun, çok şaşırdım senin tarife. Niye? Burada çünkü köfte diyoruz, içerisinde nohut var. Parça et var. Nasıl bunları özleştireceğiz? Ben çok merak ettim. Normalde bu sadece un köftesi diye geçiyor. İnce bulgurla yapılıyor. Evet, Kayseri yöresine mi ait Sefa? Benim ailem böyle yapıyor. Babaannemden de böyle gördüm, annemden de böyle gördüm. Hı hı. Buraya çıkmadan önce de biraz annemden kopya aldım zaten. Ha, anneler arandı mı? Sırf ben aramıyorum demek ki. Anne kopyaları. Yo, bak, direkt annemi aradım zaten. Sonra dedim ki anne böyle böyle ne yapayım? Oğlum biz Kayseriliyiz dedi. Özge olmasa da dedi hani bu yemekle temsil et bizi dedi. Ya anneler işte bence çok iyi de temsil edecekti. Zaten yarışmada da şöyle bir şey vardı. Genelde hep yöresel yemekler yapıyordum hani yöresel üzerinden. Evet yapıyordum. Doğru evet. O konuda bu da böyle bir. Bunu biraz ıslatacağız. Tamam, ben malzemeleri sayıyorum efendim. Un köftesi için 1 çay bardağı yeşil mercimek, 250 gram dana kuşbaşı, 1 çay bardağı nohut, 1 su bardağı ince bulgur, 1 su bardağı un, 2 adet yumurta, 1 adet patates, 1 adet kuru soğan, salça, sıvı yağ, nane, pul biber ve limona ihtiyacımız var. Ve köfte olacak. Bu renk arasında. Köfte böyle yuvarlama derler. Yine o şekilde yapacağız. Şunu da altını kısalım. Aman taşırmayalım. En son cuma, çarşamba günü her yeri birbirine kattık. Şöyle kapandırmayalım. Tencereci açtık. Bir de bunu yapmam bir sebebi sonra da. Var. İşte oturur sohbet ederiz dedim. Hangi, sohbet ederken yuvarlarız diyorsun. Bir yandan da. Anneye yardım ederken. Aynen. Ay, güzel. O şekilde. Güzel. Bu biraz tamam. Yumuşasın. Şimdi soğanları mı minik minik doğruyoruz burada? Aynen, soğanı kavuracağız. Ondan tamam. Sonra kıyma etimizi atacağız, kavuracağız. Hı hı. Salçamızı atacağız. Ondan sonra ora böyle bir çorba şeklinde kaynarken evet. Biz köftelerimizi yuvarlayacağız. En son içerisine son 5 dakika kala atacağız. Bir 5 dakika. Bu biraz böyle aşamalı. Aşamalı. Şey de aşamalı, elma ve tavuk sotemizle yetiştirebilecek miyiz 2 saati? Yetiştiririz. Sen alışıksın değil mi? Böyle pıt 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 pıt. Kaç dakika veriyorlardı? Değişiyor da 45 dakikayla 1 saat arası. Maksimum 1 saati evet, gördüm. 1 saatte de bir tarif yapılırdı zaten. Bir tarif mi? Bir tarif değil miydi? 7 tarif aynı. Hadi. Ooo yeni tarif. 1 saatte. Aynen öyle. Tamam, o zaman sen 4 tarifi 2 saate hayli hayli bitirirsin diye düşünüyorum. Ya sizin yardımınız olmadan. Yalnız kendimi de hiç araya atmıyorum. Patates. Rende mi olacak? Onlar da küp küp doğruyu patlatacak. Doğrayayım ben. Ya şimdi bunlar böyle küp küp, bunları iyice rondodan geçirecek miyiz? Yok, hiçbir şey geçmeyecek. Ya bunu nasıl biz yuvarlayacağız? Ben hala var ya. Yok, bunlar ayrı. Bunlar analık hızlı gibi. Bunlar yemeğin farklı kısımları. Çorba gibi mi olacak? Çorba gibi olacak. Önce bir elini yıkayayım. Sefa ne yaptı? Sefa'mız ilk başta bulgurumuzu ıslattı. Sonra patates, soğanımı minik minik doğradı. Şimdi bol bol peşete kullanacakmışız. Hadi bakalım. Çok merak ettim. Bunun malzemeleri. Tuzunu da koyalım şimdi. Ellerimizi de yıkadık arada. Aynen öyle. Çok temiz çalışıyorsun. Alıştık, mecbur. Güzel, Nebahat teyzeciğim güzel öğretmiş. Ellerinizden öpüyoruz. Harikasınız. Direkt ona sordum. Böyle böyle Nermin Hanım. Aa dedi, Nermin Hanım'ın yanına mı çıkıyorsun? Yerim ben onu. Sabah saatlerinde çalıştığımız için. Ay kurban olurum ya. Ana gibi yar olmaz değil mi? Ne yaptık Sefa? Un ekledik bulgurumuzun üstüne. Islatmış olduğumuz bir adet yumurta kırdık. Gerekirse mi ikinciyi koyacağız? Gerekirse ikinciyi koyacağız. Bir kıvamına göre de... Zor bir yemek tercih ettin. Zor ettim. Gerçekten şimdi düşünüyorum, helal olsun yani canlı yayında bunun kıvamını tutturmak, yoğurmak. Bir de öyle bir derdimiz vardı. Ya yani unuttum şimdi ben de öyle kaldım yani, helal olsun. İşte anasına güveniyor, kendine güveniyor. Ben bir su alabilir miyim? Ha tabii, içeceğim mi? Yok. İçine mi? Için. İçeceksen bardakla getireyim. Hemen veriyorum. Şöyle geliyor. Biraz da ilık olursa iyi olur. Ilık, tamam. Ilık biraz da kettle'dan koyayım. Bu ikinci yumurtayı da yer. Yer mi? Değil mi? Biraz bana da fazla geldi. Mutfakta hem başarılı hem genç. Biliyor musun? Çok mu büyük? O biraz büyük. Ha. Bu şey mi? Bizim klorik vardır bizde. Böyle klorik. Bu mu? Öyle derler. Evet. Aynen böyle. Şu boy. Aa o da güzel. Minnoş oldu. Bunlar biz var ya 2 saatte yaparız minnoş. Islatırsanız. Evet, biraz suya batırmak iyi olacaktır bence de. Bakın şöyle. Serpil Hanım, size güvendik. Üçer üçer yapıyorum dediniz. Şey gibi dediniz. Bu.
İşi köfte hamuru gibi de aslında. Ha, işi köfte hamurunun aynı mantığı zaten. Hı hı. Şöyle yapalım. Başka yapacağımız ne var? Bu tarifte önden kavurma işlemi mi yapacağız? Aynen, kavurma işlemini yapacağız. Kavurma işlemini ben yapayım istiyorsanız. Olur. Nasıl yapacağız kavurma işlemi? Önce soğanı kavuracağız. Tamam canım. Ondan sonra etini atabiliriz. En sonunda patates atıp salçayla kavurduktan sonra sıcak bir su yapacağız, salçalı. Tamam. Bu şekilde bitireceğiz tabii ki de. Bir de bulgur, yani her türlü değerlendirilir. Ne güzel. Ne yapıyoruz şimdi? Ben hızlıca söyleyeyim. Soğanı ve eti kavurduk. Hızlıca. Bu taraftan koyalım mı? Okey. Biraz ben de solağım ya. Bayağı bir ters olur. Eti ve soğanı kavurduk. Tamam. Biraz da patatesi kavuracağız. Patates kavurduktan sonra salçamızı ekleyeceğiz. Ve burada salçalı sıcaklık oluşturacağız. Soğan kavrulmuştu. Patatesi de ilave ettik. Biraz patatesi de kavuracağız. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Mercimek ve nohut zaten daha önceden haşlanmış olduğu için bu işlem bittikten sonra ekleyeceğiz. Tamam canım. Bu köfteleri hemen hızlı bir şekilde hazırladım. Bunu da son 5 dakika atacağız. Tamam. Yumuşayınca hepsini güzel bir şekilde bağlayacağız ve yemeğimiz bitecek. Nebahat teyzeciğim verdi tarifi. Burada limon var. Aslında yemek gibi güzel, doyurucu bir şey. Bu ana yemek de olabilir, çorba da olabilir. Yani gerçekten bayağı doyurucu. Hatta şimdiden de ufak bir tüyosunu vereyim bunun. Bunun içine ete ilaveten 1-2 dilim sucuk koyarsanız ekstra güzel bir lezzet oluyor. Şimdi Sefa'cığım, sen ne yaptın burada? Biz orada konuşurken ben bir koca bir aileye yemek çıkardım. Vallahi çıkardım. Bu hem çorba olabilir, hem ana yemek olabilir. Bugün hiç çorba yapasınız gelmedi mi? Tamam. Çorba diye. Çok iyisin. Yapabilirsiniz. Bugün hiç canınız istemiyor mu çorba yapmak? Ne yapıyorsunuz? Bunu yapabilirsiniz. Un köftesi. İkisinin yerine de geçiyor. Evet. Aman yarabbim Sefa. Eline yüreğine sağlık. Nasıl güzel oldu. Nebahat teyzeciğim tarifine sağlık. Nasıl güzel oldu. Maşallah, subhanallah. Bakar mısınız efendim? Şimdi bakar biliyordur, mısınız? Utanıyordur oradan. Hiç köftelerimiz dağılmadı. Maşallah, subhanallah. Elin çok becerikli çocuğum. Nazar değmesin maşallah sana. Teşekkür ederim. Vallahi bak bak. Enerjimiz çok güzel ama mutfakta. Direkt şey yapayım böyle. Bak anladı. Ablası yorulmasın diye. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel. Dolduralım hepsini bence. Oy oy oy. Taşsın, dökülmesin. Bereketlensin inşallah. Yine dediğim gibi bunu hani çorba gibi yemek etlerimiz isterseniz. Etlerimiz beni güzel pişti. Lokum gibi oldu zaten. Lokum lokum. Var ya, eline sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.